Teşekkür ederim arkadaşlar. Gidiyormuşum. Hazır mıyız? Peki, teşekkürler. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tayyip Erdoğan, enflasyonu azdırıp yoksulluğu artıranın, Türkiye'nin ekonomisini çöküşe sürükleyenin bu saçma sapan ekonomik kararları savunmak için bir kelime sarf etmiş. Diyor ki, uygulamak zorunda kaldık, diyor. Gerçekten Tayyip Erdoğan uygulamak zorunda kaldığı için mi bu saçma sapan ekonomik tedbirleri aldı? Hepimiz biliyoruz ki Tayyip Erdoğan bu politikaları hiç kimseye sormadan, zorlanmadan, hiç kimseyi dinlemeden kendi başına aldı. Türkiye ekonomisinin yıkım içerisine sürükleyen Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi suçlu başkalarına yıkıp sorumluluktan kaçmanın yollarını arıyor. Tipik Tayyip Erdoğan davranışı. Geçen yıl bu zamanlarda bu kararları canhıraş bir şekilde savunuyordu. Faiz düşünce, Türk lirası kaybedince enflasyon da düşecekti. Tayyip Erdoğan tam da bunu söylüyordu. Dış ticaret açığı da azalacaktı. Cari işlemler fazla verecekti. Merkez Bankası'nın rezervleri artacaktı. Ekonomideki dolarizasyon azalacaktı. Bunların hiçbir tanesi oldu mu bu süre içerisinde? Hayır. Hiçbir tanesi gerçekleşmedi. Tayyip Erdoğan'ın söylediği hiçbir şey ekonomide gerçekleşmedi. Tüketici fiyatlarında %19.6'dan %85.5'e yükseldi. Üretici fiyatlarında %44'ten %51.5'e kadar tırmandı. 1 dolar 8 lira 57 kuruştu. Bugün 18 lira 58 kuruş oldu. Geçen yıl Ocak-Eylül döneminde Türkiye 32 milyar dış ticaret açığı vermişti. Bu yıl aynı dönemde yaklaşık 3'e katladı. Bu yıl 84 milyar dolar açık verdi. Merkez Bankası'nın net rezervi -37 milyar dolardan -55.4 milyar dolara yükseldi. Geçen yıldan bu yana devletin iç ve dış borçları 2'ye katladı. 1.6 trilyon lira artırıp 2 trilyon liradan 3.7 trilyon liraya kadar çıktı. İktidarın çözümünün Türkiye'ye yarattığı etki işte tam da bu oldu. Yoksullaşmanın aşılması değil, bizzat kendi elleriyle yarattıkları yoksulluğun yazılmasına, çizilmesine karşı iktidar bir tedbir almak zorunda kaldı. Neydi o? Dezenformasyon yasası. Yani mesele yarattıkları bu yoksulluk ortamı değil, söyledikleri şeylerin hiçbir şeyinin gerçekleşmemesi değil, bunların yazılıp söylenmesiydi. Ben bunları söylersem milletvekili olarak, siz de bunları yazarsanız toplumda bir endişe yaratıyor olacaktınız. İşte bunu cezalandırmak gerekiyor. Üstelik de nasıl? Hapisle cezalandırmak gerekiyor. Dezenformasyon yasasında bakın, 29. madde, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Peki bu hapis cezası yargılanırken kişiler dışarıdan yargılanabilecek mi? Hayır, yargılanamayacaklar. Tutuklu olarak yargılanacaklar. Peki tutuklu olarak yargılanıp içeride 5 yıl 6 yıl kalan ve masum olan kişilerin serbest kaldığına ve hiçbir suçlarının olmadığına Türkiye şahit oldu mu? Türkiye şahit oldu. Artı basın kartları iktidarın teklifteki düzenlemelere kimlerin basın kartı alacağına,
kimlerin basın kartı almayacağına, kimlerin gazeteci, kimlerin gazeteci olmadığı kararını verecek olan iktidarın kendisi olacak. Şimdi soruyorum. TÜİK enflasyonunu %83 olarak açıklıyor. Bağımsız bilim insanları ise hesaplamalarında enflasyon %186 diyor. Endişe yaratıyor mu toplumda? Yaratır elbette. Yani toplumda yoksullaşma artacak. Sıkıntı büyüyecek. Böyle bir gerçeği endişe yaratıyor sahiki de biz söylemekten vaz mı geçeceğiz? Tartışmayacağız mı? Konuşmayacağız mı? Gazeteciler yorumlamayacak mı bunu? Gazeteci sosyal medyayı, sokaktaki vatandaşı susturduğunda enflasyon gerçekten düşecek mi? Türkiye'de dezenformasyonun kaynağı iktidardır. Bakın, Mezitli patlaması Süleyman Soylu. Tartışılan devletin yanılıp yanılmadığı değil, senin yönetimindeki İçişleri Bakanlığı'nın bir siyasi operasyon merkezine dönüşüp dönüşmediğidir. Bize göre tam da budur. Senin bakanlığın bir siyasi operasyon merkezine dönüşmüştür. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin 2022-2023 akademik yılı açılış töreninde devletin askerine, ana muhalefeti, parti liderini hedef gösteren sensin. Yılın başından bu yana 77 askerimiz, 13 emniyet mensubumuzu şehit verdik. Şimdi söylerken ya da dinlerken gerçekten çok kolay mı geliyor insanlara? Türkiye gerçekten bunu biliyor mu? Yani 10 ayda Türkiye Cumhuriyeti 90 tane evladını teröre şehit vermiş. Türkiye bunun farkında mı gerçekten? Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda son yaptığı konuşmada birkaç terör olayı dediğinde o birkaç terör olayında kaybettiğimiz evlatlarımızdır. Bir evladımızın Türkiye Cumhuriyeti için değeri büyüktür. Bu evladı analar, babalar yetiştirip de gönderiyorlar. Senin evlatların gitmiyor olabilir. Bir avuç yarattığın zenginlerin evlatları gidip şehit düşmüyor olabilir. Ama yoksul ailelerin evlatları orada teröre şehit düşüyorlar. Yılbaşından bu yana 90 evladımızı şehit vermişiz. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diyor. Ayakkabı numaralarına kadar biliyordun da son terör olayı neden gerçekleşti? Neden engellemedin? Sen onun neresindeydin? Sen burayı yalanla yürütüyorsun. Komployla yürütüyorsun. Dezenformasyon işte tam da budur. Orada iki kişi bu eylemi gerçekleştirdi dedin. Birinin adını verdin teröristtir diye. Hatta parmak izi de vardır dedin. Milletin içinin gözüne baka baka bunları söyledin. Doğru çıktı mı? Hayır, doğru çıkmadı. O söylediğin kişinin hayır hayatta olduğu ortaya çıktı. Şu anda yaşıyor olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra da o eyleme katılmış olabilir gibi bir yalana başvurdun. Yani sen milleti yanıltan, milletin bir yanılgı içerisinde ana muhalefet partisini hedef gösterdiğin bir komplonun İçişleri Bakanı olarak tam merkezindesin. O yüzden işte Türkiye'de çocuklarımız şehit düşüyor. O yüzden işte Türkiye'de hala terör olayları bitmedi. O yüzden işte Türkiye'de 10 aydan beri 90 evladımızı şehit verdik. Sebebi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seni orada hala tuttuğu için. Tüm bu yalanlarına rağmen, tüm bu komplolarına rağmen, sebebi senin gibi birisinin İçişleri Bakanlığı'nın başında olmasıdır. AKP durmuyor değerli arkadaşlar. AKP kendi istediklerini yapabilmek için yasaları hiçe sayıyor. Konmuş kuralları hiçe sayıyor. Ne istiyorsa onu gerçekleştirmek, adaleti kendi kumpası içerisine alabilmek için
elinden gelen ne varsa onu yapmaya devam ediyor. Bugün yine bir tanesini yaşayacağız. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi olacak. AKP kurumları çürümüş bir vaziyette. Yargıtay, AYM, Danıştay, bugün de Sayıştay. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayıştay kontenjanından AYM'ye üye seçilecek. Seçim olmadan kimin seçileceğini ben size buradan söyleyeyim. Muhterem İnce. İçişleri Bakan Yardımcısıydı bu zat. 29 Haziran 2022'de yani 3 ay önce de Sayıştay'a seçildi. Yani düğmeye basıldı. Koca Sayıştay'da sanki başka hiç kimse yoktu. 3 ay önce atanan kişi Sayıştay'ın listesinden aldırıldı. Bugün de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçimi için genel kurula getiriliyor. Hatırlayın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da 27 Ekim 2020 tarihinde Yargıtay'da seçilmişti. 23 Ocak 2021'de yani 2 ay sonra AYM'ye seçilmişti. Yasal mı? Değil. Uygun mu? Değil. AKP için önemli mi? Değil. Biz dinlerken artık bir tepki veriyor muyuz? Vermiyoruz. Onlar devleti istedikleri gibi yönetiyorlar. Onlar adalet mekanizmasını istedikleri gibi kurguluyorlar. Onlar kendi oyunlarını Türkiye'de istedikleri gibi yapıyorlar. Peki bunun sonucunda sıkıntı yaşayan kim? Bunun sonucunda sıkıntı yaşayan, sıkışan Türkiye. Gençlerin özgürlüğünün elinden alındığı, eğitim haklarının elinden alındığı, insanların üretmesinin önünün kesildiği, açlığın, yoksulluğun en üst düzeye çıktığı, Türk lirasının değerinin düşürüldüğü, enflasyonun engellenemediği, geleceğinin ne olduğunu bilinmeyen bir Türkiye 20 yılda inşa edildi. Şimdi bunu inşa edenler Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına çıkıp televizyonların karşısında insanların yüzüne baka baka, yüzleri kızarmadan her şey yolunda merak etmeyin diyorlar. Yolunda olmayanları söylemeye devam edeceğiz. Kendi koydukları yasalara değil, milletin çıkarlarına ve beklentilerine uygun politikalarımızı hayata geçireceğiz. Ve ne olursa olsun milletimizin geleceği için, ülkemizin bekası için, milletimizin birlik ve beraberliği için doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, ilk önce biz bir şeyde karar kılalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Bugün bir konuşma yaptı. Bu konuşmada kullandığı kelimeleri daha önceden yaptığım gibi alt alta sıralayarak söylüyorum. Sinsi, pişkin, yalancı, İstismarcı, malum zat, hastalıklı, riyakar, faşist, CHP faşizmi, dürüst değilsin kelimelerini kullandı. Dün de genel başkanımız grupta gençlerle buluştu. Gençler için ne dedi? Sufli dedi. Daha önce kadınlarımız için ne demişti? Sürtük demişti. Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Gençlere Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, arkadaşlar o size süfli diyebilir. Ama siz asla ağzınızı bozmayın. Siz Türkiye Cumhuriyeti'ne layık gençler olarak bu tuzağın içine düşmeyin. Sizin kullanacağınız dil asla bu dil olamaz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu bir hassasiyet içerisinde devam ederken bir gün sonra AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat işte az önce söylediğim bu kelimeleri sıraladı. Öncelikle kendisinin buradan gözlerinin içine baka baka diyorum ki bu sözlerin tamamını sana iade ediyorum.
Daha önce söylemiştim senin nasıl bir insan olduğunu. Hiç yanılmamışım. Aslında milletimiz de nasıl bir kişi olduğunu biliyor. Söylediğim, bugün konuştuğun sözlerin içerisinde maalesef doğru olmayan şeyler var. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak bunları bir kere daha böyle kirli bir ağızla ifade etmek istemiyorum. Çünkü ihtiyacımız olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi çok net olarak barıştır. Çok net olarak uzlaşmadır. Çok net olarak kardeşliktir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti'nde beyaz bir sayfa açmasının nedeni Türkiye'nin geleceğindeki bu ayrışmaları, bu kavgaları, bu kirli dilleri tamamen ortadan kaldırmaktır. Kemal Kılıçdaroğlu, bu güzelim ülkede yaşayan tüm yurttaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde farklı düşünmüşseler dahi, farklı yaşam tarzları olsa dahi birlik ve beraberlik içerisinde ayrışmadan barış içerisinde yaşamaları için bir mücadele başlattı. Bu mücadelenin Cumhuriyet Halk Partisi olarak tam arkasındayız. Tam yanındayız Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Sonuna kadar bunun yanında olacağız. Toplumu gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Onun gibi saraydan halkı izlemiyoruz. İnsanların içine karışıyoruz. Yurttaşlarımızın bizden taleplerini dinliyoruz, kaygılarını dinliyoruz, endişelerini dinliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu onların ellerini tutuyor ve onlara diyor ki, geleceğin Türkiye'sinde sizin bu endişelerinize yer yok diyor. Geleceğin Türkiye'sinde özgürlük olacak, barış olacak, sevgi olacak, huzur olacak diyor. İşte tam da bununla ilgili yıllardan beri siyasete malzeme olan ve birileri tarafından siyasete istismar edilen bir konuda bunu bir kanuni güvence altına alalım diyor. Bu dilleri kullanmaya ne gerek var? Neden bu kadar rahatsız oldunuz? Neden bu kadar çirkinleşiyorsunuz? Neden bu kadar saldırgansınız? Neden bu kadar hakaret eden bir tavır takınıyorsunuz? Hakaret etmiyoruz. Saldırmıyoruz. Çirkinleşmiyoruz. Helalleşelim diyoruz. Hatalar olabilir. Hatalarımızı düzeltelim diyoruz. Konuşalım diyoruz. Barış diyoruz, özgürlük diyoruz, huzur diyoruz. Çok yalın bir kanun teklifini sunduk. Çok sade bir kanun teklifini sunduk. O kanun teklifini de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunduk. Şimdi bunun peşinden huzurun, barışın peşindeyiz. Bunun peşinden ayrışmayı reddeden bir zihniyetle hareket ediyoruz. O yüzden sen vazgeçmemekte kararlısın ama biz de direnmekte kararlıyız. Sen savaş diyorsun, biz barış diyoruz. Sen kirli sözler söylüyorsun, biz güzel sözler söylemeye çalışıyoruz. Mevlana gibi, Yunus Emre gibi. Sen hayır diyorsun, ayrışacağız diyorsun. Biz diyoruz ki hayır, barışacağız, birleşeceğiz diyoruz. Bunun için de milletimizle helalleşeceğiz, kucaklaşacağız diyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Ne olduğunu bilmiyoruz. Nedir? Görelim. Diyor ya içine şunu da koyacağım, bunu da koyacağım falan filan. Ne dediğini bilmiyoruz. Bir getirsin, görelim. Ondan sonra bakarız. Tamam. Efendim? Bakın. Çok sade bir teklif. Bir kanunun kanunlaştığı zaman bu kanunun kanunlaşmasının hiçbir sıkıntısı yok ve çok sade bir şekilde bunun üstesinden kalkabiliriz. Biz bir endişenin ortadan kalkması için mücadele ediyoruz. Bunun içerisine işte ben şunu da koyacağım, bunu da koyacağım. Karşı tarafın söylediği sözleri söyleyiş biçiminden bir samimiyet görmüyoruz. Ama bir görelim istiyoruz. Evet. Destek vermezse yine geçmeyecek bir tek. Biz şu anda aslında
Bu bir seçim süreci propaganda başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Evet, bunu böyle yorumlamak isteyen, bunu zorlamak isteyen akıllar olabilir. Bunu isteyen, bunu arzu eden. Niye böyle bir şey yapalım? Seçim döneminde kimseden bu sayıkla oy beklentisi içerisinde hiç olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Az önce anlattım, çok sade bir dille. Bir şey istiyoruz. Türkiye'nin yaşadığı yaralar var. Bu yaraların sarılmasını istiyoruz. Bundan sonra barış içerisinde, huzur içerisinde yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet Kemal. Teşekkür ederim. İktidarın, AKP iktidarının bugüne kadar seçimleri dürüst bir yaklaşım içerisinde yürütmediğine hep şahit olduk. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi İstanbul seçimleriydi. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar, çok çirkin bir yol izlediler ama milletimiz onlara gerekli cevabı verdi. Bundan sonra bu yollara tevessül edebilir mi? Dün bunu yapan insanların yarın bunu yapmayacağı konusunda hiçbir teminat veremeyiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Onursal Adıgüzel'in başkanlığında oluşturulan merkezde biz bütün seçmenlerin kayıtlarını görüyoruz, biliyoruz, kimin nerede oturduğunu biliyoruz. Evet, buna benzer ufak tefek şeylerin olduğu bizim de kulağımıza geliyor. Ancak bütün bu örgütlerimizle beraber takip ediyoruz ve bunun olmaması için, engellenmesi için hem teknolojik olarak hem de örgütsel olarak gerekli faaliyetlerimizi ve tedbirlerimizi alıyoruz. İnsanlarımız hiç merak etmesinler. Biz bu iktidarın bu kirli anlayışını sandığa gömeceğiz ve düzgün bir şekilde iktidara geleceğiz. İçişleri Bakanlığı ile ilgili söylediğim şey çok net. İçişleri Bakanı sarayın koruyucusudur. İçişleri Bakanı bir avuç suçlunun koruyucusudur. İçişleri Bakanı milletine değil bir avuç azınlığa ve saraya hizmet etmektedir. Onun yaptıklarının ne yasal bir gerekçesi olabilir, ne hukuki bir açıklaması olabilir, ne de ahlaki bir açıklaması olabilir. Teşekkür ederim. Yani dediğim gibi bu saik içerisinde değerlendiriyorum. Tamam? Az önce söylediğim gibi Özgür Özel arkadaşımızın da ifade ettiği şey çok açık. Biz bir yasayı çok yalın haliyle getiriyoruz. O yasanın genişletilmesi ve anayasaya götürülmesiyle ilgili karşı taraf bir şey söylüyor. İlk önce ne söylüyor onu anlamamız gerekiyor. Onu anladıktan sonra cevabımızı vereceğiz. Teşekkür ederim.